Herkese merhaba. Bugün bahsedeceğim şey biraz farklı bir konu. Ee, ben piercing yaptırmayı çok seviyorum. Zaten bir sürü piercingim var. Hani şu an yaklaşacağım. Görünüyor mu bilmiyorum. Şimdi buraya da yaptırmayı planlıyorum. Göbeğimde de piercing var zaten. Yani piercing ilgili yaşayabileceğim her şeyi yaşadım. Ve herkeste olmayan bir şey, keloid denen bir şey var. Ben de her piercingimde oluyor. Ee, benim ilk olduğunda şu kıkırdakta da bir küpem vardı. mı deldirdim. Her şey çok güzel gidiyor. Bir buçuk sene geçti. Bir buçuk sene sonra orada böyle bir şey çıktı. Böyle su toplamış gibi. Kabarcık. Ne olduğunu bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Sonra araştırıyorum. Hiçbir yerde hiçbir şey yok. Ne olduğunu bilmiyorum. Doktora gittim. Doktor <laughs> yaşlı bir doktordu şey dedi oraya küpemi takılır falan sonra orayı işte yakmamız gerekiyor dedi çıkart o küpeyi falan ay, ay yakmamız gerekiyor dedi zaten ben kalp krizi geçirecektim ben oradaki küpemi çıkartmak zorunda kaldım çıkarttıktan sonra küçüldü küçücük oldu şu anda bir nokta gibi orada ama o kocamandı bu arada hani ne kadar biliyor musunuz şöyle şu kadar kocamandı o kulağımın orada bir et beni gibi bir şey olmuştu artık yani ve ben bunun çözümünü bulamıyordum ve küpeyi çıkarttım gitti Küçüldü. Geç, geçti. Sonra ee, nerede oldu? Sonra burada oldu. Şeyde, Tragus'ta oldu. Tragus'umu deldirdim. Her şey çok güzel gidiyor. İki ay sonra oldu onda. Ve dünyam başıma yıkıldı. Çünkü gerçekten geçmiyor. Ve ben çok seviyorum piercing. Sonra şimdi ismini bilmiyorum. Kabarcık yazıyorum. Piercing kabarcığı falan hani. Piercing et beni falan. Böyle salak salak şeyler yazıp arıyorum. Çünkü ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bulamadım yine hiçbir şey bulamadım. Hadi dedim bir İngilizce aramayı deneyim. Belki hani İngilizce bir şekilde çıkar diye. Piercing Bump yazdım. Hani. Çünkü bilmiyorum ne olduğunu ben de bilmiyorum. İsmini de bilmiyorum. Yazdım, arattım ve bir sürü sonuç çıktı. Hepsi aynı şeyi öneriyor. Yine hani şimdi aradım baktım. Youtube'da var mı diye bizde. Türklerde. Yok. Keloid diye bir tane bir e, piercingçi bir adam bir şeyler paylaşmış. işte. o bahsetmiş ama bu yöntemden asla bahsetmemiş. Yöntem şu çok basit. İhtiyacımız olan iki tane şey var. Bir aspirin bir de çay ağacı yağı. Bildiğimiz aspirin ve çay ağacı yağı. <laughs> Şöyle yapıyorsunuz. Aspirini alıyorsunuz. Eziyorsunuz. Çok azıcık suyla karıştırıp onun üzerine sürüyorsunuz. Bitti. Bunu bekletiyorsunuz. Bitti. Ee, çay ağacı yağı da yine iltihap falan kurutucu bir şeymiş. Onu da ben mesela dışarı çıkacağım günlerde hani mesela okula gideceğim. Ama orada o beyaz beyaz hani aspirinin şey kalmasın diye. E, çay ağacı yağını sürüyorum. Hani o birazcık alternatif gibi bir şey ama zaten aspirin geçiriyor haberiniz olsun yani. Ben bunda oldu, göbeğimde piercingde olduğu göbeğimdeki. Sonra şu en son deldirdiğim görünüyor mu bilmiyorum. Şunda oldu en son. Yeni oldu ve <laughs> ben her olduğunda bu dünyanın başıma yıkılıyor. Hani ben bunu nasıl geçeceğim ya geçmezse ya piercing'i çıkartmak zorunda kalırsam bile. Çünkü o kadar acı çekiyorsunuz yani piercing geçene kadar yarası şey olana kadar ve hani çıkartmak istemiyorum. Piercing'i seviyorum. Neyse bunda çıktı. Zaten hemen fark ettim bu sefer. Direkt iki günde geçti aspirinini. Zaten şimdi size nasıl olduğunu göstereceğim. Nasıl yapıldığını göstereceğim. hani Daha net anlamanız için. Aspirini çıkarttım. Şöyle koydum. Hemen bir kaşıkla aspirinin üzerinden böyle bir bastırıyoruz. Hop kameraya çarptım. Şöyle bastıra bastıra eziyoruz aspirini. Bakın zaten hemen böyle ezildi. Çok basit ya. Aspirin ezildi zaten. Şuraları da küçük küçük hale getiriyoruz. Suyu hani şöyle getirdim yanıma. Çok azıcık bir su alıp ekliyorum. Ekliyorum. Böyle bir şey haline geliyor. Bunu da kulak çubuğuyla alıyorum ve kulağımın üzerine sürüyorum. Bu kadar basit arkadaşlar ve bu geçirecek yani çok emin olabilirsiniz. Bu da çay ağacıya. yakından göstereyim aktarlarda falan satılıyor. Yani demem o ki e, yok kimse bunu bulamamış. Bu arada o piercingçi izlediğim diyor ki e, kortizomlu e, kremler kullanırsanız geçer diyor. Yani alternatif olarak onları da kullanabilirsiniz. Ben denemedim. Bilmiyorum. Ben aspirin geçirdi hep benim yaramı. Yara değil aslında. Bunun ne olduğundan da bahsedeyim. Ben bunu araştırdım. Çünkü ben her her piercingde çıkıyor. Arkadaşlarım da kulaklarını deldirtiyor. Hiç onlarda öyle bir sorun yok. Eee genelde zencilerde ve esmerlerde olan bir şeymiş. Ama sarışınlarda da var yani. Hani o öyle bir genelleme yapmışlar ama bilmiyorum. Yara iyileşiyormuş. İyileştikten sonra iyileştiğini anlamayıp kendi iyileştirmeye devam ediyormuş. Orada da öyle bir kabarcık şeklinde bir şey çıkıyormuş. Yani buna keloid diyen var, kabarcık diyen var, et beni diyen var, ben diyen var, bir sürü şey diyen var. O yüzden böyle hani başlar hepsini yazacağım. Her aramada çıksın istiyorum. Çünkü başına gelen biliyor yani bunu gerçekten. Kısacası bir çözümü var. Bunu deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Yani ben çünkü her o yabancı kızların hepsine çok teşekkür ediyorum yani. Ee, bu. Sadece hani şey kulakta da değil bir ameliyat izi olduğunda, ameliyat işte dikiş olduğunda orada da çıkabiliyormuş falan. Ya bu kişiden kişiye değişen bir şeymiş. Yani korkmanıza gerek yok. Bende bu çıkıyor, bende bir hastalık mı var gibi bir şey değil. Hastalık değil sadece vücut kendini iyileştirmeye devam ediyor. Bu. Aspirini eziyorsunuz, suyla karıştırıp o kulak çubukları var ya temizlemek için olanlar. Onunla böyle küçük küçük dokunduruyorsunuz. Bir de e, o keloid oluştuğunda piercingi hareket ettirmemeye çalışın. Sabit kalsın yani. Çok e, gerekmedikçe hareket ettirmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım ihtiyacı olan insanlar bunu izler ve geçer. Çünkü o çok kötü bir şey. Benim başıma geldi yani. Şu birden bir tane piercingim gitti yani. Ona çok üzülüyorum şu anda. O yüzden Umarım yardımcı olmuştur. Sizlere öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz.